Efendim Haber Ötesi'nden herkese merhabalar. Kıymetli dostlar, 31 Mart yerel seçimler kapsamında bugün Eskişehir'in en güzel ilçelerinden Beylikova'dayız. Beylikova AK Parti Belediye Başkanı Sayın Vahit Kara ile birlikteyiz. Başkanım merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Hoş geldiniz ilçemize. Hoş bulduk. Biz size, siz bize hoş geldiniz. Kesinlikle. Efendim 28 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir'deki ziyaretinde Beylikova Belediye Başkanı olarak ilan edildiniz. Evet. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu süreç benim için çok sürpriz ve beklemediğim bir şekilde gelişti. Öyle mi? Burada yıllardır, uzun yıllar görev yaptım. Yıllarda demeyeyim ama uzun yıllar görev yaptım. Burada bir arkadaşlık, dostluk, bir muhabbet oluştu. Buraya gelmemiz de bu vesileyle çok güzel oldu bizim için de. Halkın teveccühünden de bunu anlayabiliyoruz. Sevgisinden, bize yakınlığından, muhabbetlerinden de anlayabiliyoruz. Ben çok memnunum bundan. İlçe halkı sizi tanıyorlar mı? Kimdir mesela Vahit Kara? Vahit Kara kimdir derseniz, 1979 Sivrihisar doğumluyum. Babam öğretmen, annem ev hanımı. Hı hı. Üç çocuklu bir ailenin en büyük oğluyum. Babamın öğretmenliği nedeniyle, memuriyeti nedeniyle Bolvadin'de, Afyon Bolvadin'de ilkokul, ortaokul ve liseyi tamamladım. Daha sonrasında Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitirdim. Hı hı. 2003 yılında askerliğimi yaptıktan sonra da 2003 yılında özel bir firmada tohum ve pazarlama konusunda çalıştım. 2006 yılında Tarım Kredi Kooperatifine başladım. Değişik yerlerde bu Karapazar Tarım Kredi Kooperatifi, Kayı Tarım Kredi Kooperatifi ve Beylikova Tarım Kredi Kooperatifi'nde değişik vazifelerde görevde bulundum. En sonunda burada müdürdüm. Hmm. 2020'de genel müdürlüğe, buradaki çalışmalarından dolayı genel müdürlüğe tayinim yapıldı. Orada da bu zamana kadar çalışıyordum. Maşallah. Yani geliri ilçenin tarım ve hayvancılık, yani tarımken siz çok doğru bir yerde bir adaylık söz konusu oldu. O konuda gerçekten tarım ve hayvancılığın yoğun olduğu bir yerde, evet, ziraat mühendisi olan birisinin ve Tarım Kredi Kooperatifi'nde görev yapan birisi, yani tarıma dokunacak bir insanın burada görev alması kesinlikle ilçe açısından önemli bir işi toprak olan birinin kendi topraklarında başkan adaylığı söz konusu. Kesinlikle dediğim gibi çok memnunum. İnşallah bu görevi de layıkıyla yerine getirmek için biz de elimizden geleni yapacağız. Şimdi Vahit Bey, Özkan Başkan burada 15 yıl çok güzel hizmetler yaptı. Evet. Yani en büyük ilçelerinden ve en gelişmiş ilçelerinden biri Beylikova. Dolayısıyla çıta da bayağı yükseldi. Değil mi hizmet anlamında? O konuda evet, kesinlikle haklısınız. Şimdi Özkan Başkan bizim duayenimiz. Evet. Önümüzde örnek aldığımız bir lider. Çalıştığım dönemde de Özkan Başkan'ın çalışmalarına bizzat şahitlik yaptım. Kurduğu kooperatiflerde bizim de desteklerimiz oldu. Evet. Orada çalışmalarda katılım sağladık. Hem kurumum adına hem şahsım adına. Yani Özkan Başkan bizim için bir duayen. Bununla beraber Özkan Başkan'ın bu duayenliği benim omuzlarıma aslında büyük bir yük tabii, bırakıyor. Tabii ki. Bunu da inşallah Özkan Başkan'ın da zaten desteği kesinlikle olacaktır. Evet. Onunla beraber inşallah güzel işler yapmayı da planlıyoruz. İnşallah. Çünkü bu başarıya talip olmak da herkesin harcı değildir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Kesinlikle zor bir vazife ama böyle bir teveccühte bulundukları ve beni aday gösterme sürecinde destekledikleri için de ben de bu omuzumdaki yükü sonuna kadar götürmek ve başarılı olmak niyetindeyim. İnşallah. Şimdi başkanım, ilçeye girerken süt diyarına hoş geldiniz diye bir yazı karşılıyor bize. Türkiye'de de, ben bunu yeni öğrendim, ilk organize süt sanayi entegresi burada değil mi? Süt organize sanayi bölgesi burada. Burası besi organize sanayi bölgesiydi. En son Özkan Başkan'ın da girişimleriyle burası süt organize sanayi bölgesi oldu. Onun da avantajı nedir? Tek olması. Süt hayvancılığı önemli bir nokta, önemli bir yer gelişme açısından. Çünkü besi hayvanını yaparken sadece besi olarak yapabiliyorsunuz ama süt hayvancılığında hem süt veriminden faydalanırken buzağısıyla beraber bu bir kısmını besi, bir kısmını süt hayvancılığında değerlendirmeye devam ediyorsunuz. O anlamda önemli bir yatırım. Süt diyarı olması önemli bir olgu ve bu olguyu da devam ettirmek niyetindeyiz. Çünkü artık hayvancılık biraz azalma noktasına, biraz düşüş noktasına doğru gidiyor. Biz bunu canlandırmak için projelerimiz de var. Organize hayvancılık bölgesinde katılım ortaklığı veya insanların da katılım sağlayacağı bir
projemiz var. Tam inşallah. Soracaktım ben. Özkan Başkan barajın kapasitesini yükseltmişti. Çok evet. Değişik başarıları ve yani kalifiye başarıları vardı. Sizin projeleriniz nelerdir diye kesinlikle. Soracaktım. Kesinlikle. Madem oradan devam edeyim ben de. Organize besi hayvancılık bölgesindeki süt hayvancılık bölgesiyle konusuyla ilgili bizim ciddi düşüncelerimiz ve burayı kalkındıracak, burada insanların gelirine dokunacak, cebine dokunacak projelerimiz var. Şöyle kısaca örnek vereyim. Mesela bir hayvancılık yapan kişi işte 10 hayvanına bakıyor. Bunun için ekipman almak zorunda. Ama biz katılım ortaklığıyla, katılım anlamında insanların da burada bir şeyler koyarak daha iyi gelirlere sahip olmasını, yani fazladan harcadığı masrafları aslında cebinde bırakarak artı gider gelir dengesini koruyarak insanlarımıza dokunmayı düşünüyoruz. Bir projeden bahsedilmişti bize. Aslında Özkan Başkan'ın bu baraj çalışmalarından önce de senede bir kez ekilebilen topraklar artık senede iki kez verim alınabiliyor. Siz bu projenin içerisinde miydiniz? Projeyi yakinen biliyorum. Şimdi proje öncesinde vardı. Özkan Başkan son zamanda buna bir ivme kazandırdı ve bu noktaya getirdi. Kullanım hakları Beligoy Belediyesi'nde atıl durumda bulunan 4000 dekar arazi kullanılıyor. Oradan verim elde edilmeye, ürün elde edilmeye devam ediliyor ve ürün verimleri de sulanabildiği için artarak devam etmeye başladı. Şimdi işiniz toprak diye ben biraz daha böyle üzerine giderek soruyorum. Peki bunun dahası var mı? Daha neler? Dahası var. Bu etaplar devam edecek. Normalde 24 bin dekar arazi suyla buluştu ama Porsuk civarında buradan hemen hemen Polatlı'ya kadar alanlarında alanların çoğu sulamaya açılacak. Bu demek ki insanlar buradan artık sulu tarıma geçiş yapabilecek. Yani bugün 250-300 kilo verim aldı topraklarda, yarın 500-600 kilo verim almaya başlayacak. Bu da insanların refah seviyesini ve gelir seviyesini artacağı için inşallah daha güzel noktalara ulaştırmayı hedefliyoruz ve düşünüyoruz. Şimdi başkanım, burası Eskişehir'in tek fen lisesi olan ilçesi. Evet. Evet, gençlere yönelik çok güzel zeminler olmuş bu 15 yılda. Ama illaki bir alternatif çalışmalar, zeminler aranıyordur. Sizin var mı gençlere yönelik çalışmalarınız? Gençlerle ilgili projelerimiz var. Onun öncesinde ben bayanlarla ilgili isterseniz önemli bir noktaya değineyim. Burada kadın kooperatifimiz aslında kuruldu. Ama faaliyetlerini henüz başlatamadık. Onları da hızlı bir şekilde başlatacağız. Kadın kooperatifindeki bizim istediğimiz, amaçladığımız şey nedir derseniz, kadınların ekonomiye katkı sağlaması, artı burada elde edilen ürünlerin pazarlanabilmesi. El sanatları mı, gıda ürünleri mi? Bu gıda da var içerisinde, el sanatları da var. Hepsi var. Mesela coğrafi işaretli ürünler belki duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. İşte burada okçu fasulyemiz var. Bunun okçu fasulyesinin işte tescil alıp paketlemesini, elemesini burada yaparak sadece Eskişehir değil, bugün Ankara, yarın Bursa gibi illerde de bunun tanıtımı ve üretimini artırmak gibi bir niyetimiz var. Gençlerle ilgili kısma geldiğimizde tabii ki Fen Lisesi ilçemize çok büyük değer kattı. Burada eğitime ne kadar önem verildiğini aslında anlayabiliyorsunuz. Tabii ki yani puanları falan yüksek ve belki daha öncesinde görülmüştür, tanıtım yapılmıştır. Modern bir okul ve pansiyon. Çocuklarımız, ailelerimiz buraya rahatlıkla, gönül rahatlıkla çocuklarını gönderebiliyorlar. Gençlerimize yönelik dediğim gibi burada onların gelişimini sağlayacak proje bazlı bazı alanlarda planlamalarımız, projelerimiz olacak. Artı gençlerimizi daha böyle çalışmaya, akademik çalışmaya yönlendirebilecek projelerimiz olacak. Peki bir de burada yakın geçmişte benim öğrendiğim ve gurur duyduğum bir değer var. Nadir toprak elementleri var değil mi? Bu da çok önemli bir şey. Kesinlikle. Çok önemli bir değer. Bu konuda çalışmalarınız olacak mı başkanım? Nadir toprak elementleri şu anda çalışmasına başladı. Yaklaşık 50-55 kişi şu anda çalışıyor. İlerleyen safhalarda yani havaların ısınmasıyla beraber alanlar daha da geliştirecek. Biz buna önem veriyoruz. Yani Beligoy ilçesi olarak önem veriyoruz. İnşallah bu alanlar açılmaya başlayınca istihdam da burada daha çok sağlanacak. Biz buna nasıl katkı sağlayabiliriz diye düşündüğümüzde burada ihtiyaca binaen yani insanların gelişimini sağlayabilecek, çocuklarımızın, gençlerimizin gelişimini sağlayabilecek onların nasıl ifade edeyim, sertifika alabileceği, oradaki ihtiyaca binaen, eğitimine de katkı sunabilecek, onların ihtiyacına binaen burada kalifiye personel yetiştirmek. Artı eski bakanımız Fatih Dönmez, milletvekilimiz onun da bize bir sözü vardı, burada bor lisesi açmak gibi. Onun peşindeyiz. Daha da ilerisi buraya bunun üniversitelerimizin yan dallarında yüksekokul olarak da bazı düşüncelerimiz var. Güzel projeler var. Beligoy'umuzun gelişmesi açısından, Beligoy'umuzun kalkınması açısından bunlar çok önemli şeyler. Evet. Bunların üstünde de inşallah o projelerimizi göreve geldiğimizde, bu görev bize nasip olduğunda yapmayı amaçlıyoruz. Bugün Beylikova çok güneşli.
Evet. Ama böyle ufku geniş ilçelerde de güneş bir farklı doğuyor. Evet. Ben de o ışığı gördüm, o güneşi de gördüm. Çok teşekkür ederim. Allah muvaffak etsin. Kıymetli dostlar, biliyorsunuz ben aynı zamanda bir edebiyatçıyım. Kitaplar, romanlar, şiirler, belki denemeler benim için çok önemli. Yayına başlamadan önce başkanımızın Beylikova'ya dair kaleme aldığı harika bir dörtlük dizeler var. Ben izninizle bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Vahit Başkan Beylikova'ya müthiş bir aidiyet hissettiği için kalemin kelamını bu manada çok güzel konuşturmuş. Dolayısıyla ben bu programı kendisinin dizeleriyle kapatmak istiyorum. Yürekte sevda, gönül ukbada, düştük bir yola, oy Beylikova. Derdimiz çoktur, derman bulunur, sinemde oktur, can Beylikova. Biz geldik sana, büyük sevdayla, gönülden aşkla, sar Beylikova. Özkan Başkan'la, şahlandık aşkla, şimdi bir daha ver Beylikova. Ateşle yandık, derman aradık, biz bize kaldık, oy Beylikova. Halka fedadır, haktan yanadır, gözü karadır, gör Beylikova. Yaptıklarımız, referansımız, şimdi ahdımız hep Beylikova. Biz el değiliz, sizden biriyiz, hizmet eriyiz, bil Beylikova. Köprü başında, iki pınarda, Gökçe Ayva'da, dur Beylikova. Allah şahidim, cumhuriyetim, yüce devletim, bir Beylikova. Dinim bir benim ve cumhuriyetim, önde liderim, gör Beylikova. Bu toprakların delikanlısının, bu toprakların çocuğunun yeniden buraya dönüp kendi topraklarına hizmet etmesi çok güzel. Tebrik ediyorum. İnşallah. Yüreğinize çok sağlık. Çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Çok güzel dile getirdiniz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Efendim, seçimin nabzıyla bugün haber ötesi olarak Beylikova'daydık. Vahit Başkan'la birlikteydik. Bundan sonra da başkanlarımızı yakından tanımaya, ilçelerimizi tanıtmaya devam edeceğiz. Mutlu günler diliyoruz.